Arkadaşlar bugün sizlerle tarih ÖABT alan eğitiminde ÖSYM'nin en çok sorduğu konulardan ÖSYM'nin bir takım sorularını analiz edeceğiz. ÖSYM bugüne kadar 7 tane konuyu fix standart bir şekilde arkadaşlar sordu. Bunları analiz ederek öğretmenlerim süreci ele almaya çalışacağız. Bir takım detaylar vereceğiz. Karıştırılan ya da öğretmenlerim sorulması gereken bir takım bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah. Umarım bol bilgili ve de verimli bir ders olur herkes için. Öğretmenlerim tarih ÖABT alan eğitimi noktasında 2018 ve sonrasında ÖSYM özellikle arkadaşlar artık değer soruları sormaya başladı. Değer nasıl öğretilir? Bir takım yaklaşımlar var. Önce ÖSYM'nin soru köküne bakacağız. Sonra seçenekleri tek tek analiz etmeye çalışacağız arkadaşlar. Ortaöğretim 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Çanakkale cephesinde Türk askerinin göstermiş olduğu fedakarlıklara ilişkin örnek olayları öğrencilerine aktararak, bakın öğretmenim, aktararak dediği için soruyu okumama zaten gerek kalmıyor. Niye? Çünkü değer telkininde yöntem aktarmaktır arkadaşlar. Değer telkini nedir? Tarih boyunca öğretmenlerim bilinçli ya da bilinçsiz olarak insan davranışlarını ve de karakterini şekillendirmek amacıyla ortaya konulan değer öğretim yaklaşımına öğretmenlerim değer telkini adını vereceğiz. Ve değer telkininde öğretmenlerim özellikle öğrencilerde yurtseverlik duygusu kazandırılmaya çalışılıyor. Lütfen dikkat et. Değer telkini geleneksel bir uygulamadır ve geleneksel uygulamalar Türkiye'de 2005 ve öncesi programlarda vardı ve söz konusu değer telkini yaklaşımı öğretmenlerim aktarıma dayalıdır. Lütfen dikkat ediniz öğretmenlerim ve yurtseverlik duygusu yani vatanseverlik ve benzeri konuların öğretiminde öğretmenlerim değer telkini oldukça faydalı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Lütfen dikkat. Diğer seçeneklerde ne vardı? Değer analizi vardı, değer açıklama vardı, ahlaki muhakeme vardı ve de eylem öğrenme yaklaşımları vardı. Öğretmenlerim değer analizi nedir? Arkadaşlar değer iletişimi olarak da adlandırılan öğretmenin örnek olaylar üzerinden bir takım sosyal problemleri sınıfa taşıdığı, böylece öğrencilerin arkadaşlar bilimsel problem çözme basamaklarını kullanarak var olan problemi arkadaşlar analiz ettikleri ve de yargıladıkları bir değer öğretim yaklaşımıdır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önem arz eder. Bir diğer öğretmenlerim değer açıklama yaklaşımı. Öğretmenlerim değer belirginleştirme olarak da adlandırılıyor. Burada öğrencinin kendi değer sistemini oluşturmaya çalışıyoruz. Yani öğretmenim değer açıklamada öğrenciyi kendini incelemeye yönlendiriyor. Öğrenci arkadaşlar kendi duygularını, inançlarını, önceliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini öğretmenlerim değer açıklama boyutu üzerinden görüyor. Öğretmenlerim değer açıklama dediğimiz yaklaşım 3 aşamadan meydana gelir. Öğrenci değeri seçer, öğretmen arkadaşlar çocuğu ödüllendirir ve ödüllendirilen öğrenci seçtiği değeri hayata geçirir. Yani öğretmenlerin bunu anlamlandırmaya, bunu artık bir davranış haline getirmeye çalışmakta. Lütfen dikkat et buraya. Bir de öğretmenlerim ahlaki muhakeme boyutu var. Kolberg'in görüşlerine dayanan ve öğretmenin bir takım ikilemler ile öğrencilerde eleştirel düşünme ve ahlaki muhakeme becerisi kazandırmaya çalıştığı değer öğretim yaklaşımı ahlaki muhakemedir. Öğretmenlerin bir diğeri eylem öğrenmeydi. İnsanların davranışlardaki değerleri örnek alması ve de bunu öğretmenlerin davranışa yani hayata geçirmesi yani eyleme dönüştürmesi sürecinde eylem öğrenme yaklaşımı bizler için önem arz ediyor ve eylem öğrenme yaklaşımında öğretmenlerim özellikle ama özellikle sosyal projeler üzerinden öğrencilere bir takım değerler öğretile gelmeye çalışılmaktadır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar.
bizler için oldukça önemlidir. Ve bu açıdan baktığımızda öğretmenlerim, söz konusu yaklaşımların dışında öğretmenlerim özellikle 2018 tarih dersi öğretim programında örtük değer öğretimi benimsenmiştir. Yani öğretmenlerim, değerler bir takım konularla, bir takım ünitelerle, bir takım kazanımlarla, bir takım becerilerle örtük boyutta eşleştirilerek öğrencilere öğretilmeye çalışılmaktadır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önem arz ediyor. Ve arkadaşlar, eylem öğrenme, ahlaki muhakeme, değer açıklama, değer analizi ve telkinden başka örtük öğretim yaklaşımına da lütfen dikkat et. Soru şöyle gelebilir. 2018 tarih dersi öğretim programında hangi değer öğretim yaklaşımı benimsenmiştir diyebilirler. Cevabımız öğretmenlerim, örtük değer öğretimidir. Ve arkadaşlar, TABA'ya göre de değer öğretiminde arkadaşlar örtük değer öğretimi oldukça önem arz eder. Öğretmenlerim, ikinci sorumuz, bir öğrenci özellikle Orhun yazıtlarında geçen Çin seferlerinin nedenlerini "çünkü Türkler asker millettir" biçiminde açıklamıştır. Öğrencinin verdiği bu cevap aşağıdaki tarihsel empati düzeylerinden hangisiyle ilgilidir öğretmenlerim? Tarihsel empatiyi ÖSYM hemen hemen her yıl düzenli sordu. Ve özellikle arkadaşlar, burada öğrenci ne yapıyor? Öğrenci bir genelleme yapıyor. Çünkü Türkler asker millettir diyor. İşte öğretmenlerim, bu bir klişe genellemedir. Cevabımız klişe genellemeydi. Peki öğretmenlerim, diğer seçenekler hakkında ne bilmemiz lazım arkadaşlar? Birinci düzey değer öğretimi noktasında aptal geçmiş ya da tuhaf geçmiş aşamasıdır. Geçmişteki insanların şimdiki insanlar gibi düşünmediği, düşünemediği, bu yüzden de aptal, tuhaf, cahil, zalim, ilkel gibi bir takım benzetmelerle karşı karşıya kaldığı düzeydir. Örneğin burada padişahın çocuğunu öldürmesi öğretmenin barbarlık, yani kardeş katli uygulaması barbarlık, ya da kımız içmek barbarlıktır. Lütfen dikkat ediniz buraya. İkinci düzey, yani öğretmenlerim, sorumuzun cevabı klişe genellemelerdi. Klişe genellemelerde öğretmenlerim, öğrenci ne yapıyor? Öğrenci arkadaşlar bir takım standart cevaplarla süreci açıklama yoluna gidiyor. Din böyle emretmişti, gelenekler böyle istemişti ya da yasalar bunu emrediyor gibi arkadaşlar bir takım ifadeler kullanabiliyor. Lütfen dikkat ediniz buraya. Üçüncü düzeyimiz öğretmenlerim özellikle günlük empatidir. Öğrenci burada bugünü geçmişe taşımaktadır. Öğrenci geçmişteki bir olayın nedenini bugünkü bir söylemle ifade etme yoluna çalışmaktadır. Örneğin arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet Boğaz havası almak için İstanbul'u fethetti. Ya da işte ne olsun? Ferdinand ve Kanuni arasındaki mücadeleden dolayı Kanuni Ferdinand'a gıcık olduğu için Viyana seferini başlattı gibi arkadaşlar. Ya da padişahlar mangal sevmeyi yaktıkları için zaferlerden sonra toylar, şenlikler düzenlediler gibi bir takım ifadelerle öğretmenlerim günlük empati yapabilmektedir. Bir de öğretmenlerim, dördüncü düzey sınırlı tarihsel empatidir. Öğretmenlerim, sınırlı tarihsel empatide özellikle ama özellikle ne var? Öğrenci geçmişi artık yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Tarihsel kanıtı değerlendirmeye başlıyor. Fakat bunu tek bir açıdan ele almaya başlıyor. Örneğin diyor ki, kavimler göçü Hunlar Avrupa'ya geldiği için yaşandı. Peki sadece kavimler göçü Hunlar Avrupa'ya geldiği için mi yaşandı? Başka herhangi bir sebep yok mu? Var. Ama öğrenci ne yapıyor? Yaşanan olayı tek bir sebeple açıklama yoluna gidiyor. İşte bu nedir? Sınırlı tarihsel empatidir arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Bizler için oldukça önem arz eder. Öğretmenlerim, beşinci düzey bağlama uygun tarihsel empatidir. Yani öğrencinin artık tam bir tarihçi gibi çalıştığı, tam bir tarih araştırmacısı gibi çalıştığı, tarihi olayları birden fazla nedenle, birden fazla sebeple açıklama yoluna gittiği öğretmenlerim düzey, beşinci düzey, yani bağlama uygun tarihsel empatidir. Öğrenci burada bir bilim adamı gibi,
bir tarih araştırmacısı gibi geçmişte yaşanmış olayları ele almaya, bunları açıklama yoluna gitmektedir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız burada klişe genellemelerdi. Lütfen dikkat ediniz buraya. Üçüncü sorumuz öğretmenlerim. Bir öğretmen tarih dersinde 2018 öğretim programı boyutu üzerinden 12. sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında yer alan milli mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleriyle ilgili faaliyetleri bütünleştirir kazanımı kapsamında. Öğretmenlerim öğrencileri bir takım gruplara ayırıyor. Onlara milli mücadelenin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Fevzi Çakmak'ın yaşamı ile ilgili çeşitli bilgi ve notlar veriyor, fotoğraflar veriyor ve öğrencilerden sadece bu materyalleri kullanarak konuyu ayrıntılı anlatan zaman şeritleri hazırlamalarını istiyor arkadaşlar. İşte burada öğretmen öğrencilerden hangi zaman şeridi hazırlamalarını ister? Öğretmenim senkronik zaman şeridi var. Aynı anda farklı coğrafyalarda yaşanan olayları gösteren bir zaman şerididir. Burada aynı anda yaşanan bir olaydan söz etmediği için birinci öncülümüzden söz edemeyiz, yani yoktur. İkincisi, öğretmenim zaten Fevzi Çakmak'ın yaşamını anlatıyor. Bu yüzden biyografik olan var mı? Var. Öğretmenim resimler kullanıyor mu? Çocuklar kullanıyorlar. O zaman görsellik var mı? Var. Bununla beraber bir takım bilgi notları var mı? Var. İşte öğretmenlerim bilgi notlarının da olması beni nereye götürecek? Açıklamalı boyuta götürecek. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. ÖSYM her yıl ya zaman şeritlerinden ya zaman kapsüllerinden tarih ÖABT'ye soru sormaktadır. Burada öğretmenlerim biz zaman şeritleri hakkında ne bilmeliyiz peki? Öğretmenlerim zaman şeritleri geçmişte yaşanan olayları çocuklara öğreten ve kronolojik düşünme becerisi kazandıran bir ders aracı olarak kullanılmakta ve zaman şeritleri öğretmenlerim bir takım türlere, bir takım çeşitlere ayrılmaktadır. Klasik zaman şeritleri ilkokulda öğretmenlerim hemen en son duvarda asılı olan ilk çağ, orta çağ, yakın çağ şeklinde hazırlanan zaman şeritleridir. Açıklamalı zaman şeritleri olayın nedenini, gelişimini ve sonucunu ele alan zaman şeritleridir. Görsel zaman şeritleri kronolojik akışın bir takım görsellerle arkadaşlar ifade edildiği, gösterildiği zaman şerididir. Tematik zaman şeritleri konu tema bağlamında hazırlanan öğretmenlerim bir takım zaman şeritleridir. Bununla beraber senkronik yani eş zamanlı zaman şeritleri aynı anda farklı yerlerde, farklı coğrafyalarda gerçekleşen olayları gösteren zaman şeritleridir. Gelişimsel zaman şeritleri bir olayın ve hatta bir dönemin seyrini başlangıcından sonuna kadar gösteren zaman şeritleridir. Canlı zaman şeritleri var. Öğrencilerin katılarak bir kişiyi temsil ettiği zaman şeritleridir. Bir de dijital zaman şeritleri var. Teknoloji kullanımıyla beraber hazırlanan zaman şeritleridir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önem arz ediyor ve ÖSYM her yıl ya zaman şeritlerinden ya zaman kapsüllerinden arkadaşlar soruyor. Lütfen ama lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bir diğer soru, dördüncü sorumuz. 1899-1964 yılları arasında yaşamıştır. Tarih ve ana dilin milli eğitimde temel dayanaklar olması gerektiğini savunmuş, ilk ve ortaokullar için hazırlanan tarih ders kitaplarına katkıda bulunmuştur. Tarih atlası ve Türkiye eğitim sisteminin gelişmesine dair bir tarihi bir bakış adlı eserleri vardır. Öğretmenim, benim için metinden ziyade anahtar ifade burasıdır. Tarih atlası. Arkadaşlar, 2. Milli Eğitim Şurası'nda tarih ders materyallerinin hazırlanması noktasında bir takım kararlar alınıyor ve söz konusu Milli Eğitim Şurası kararları doğrultusunda
tarih atlaslarıyla hicri takvimleri miladi takvime çevirme kılavuzlarının hazırlanması isteniyor. İşte bu kritik görevi alan isim öğretmenlerim Faik Reşit Unat'tır. Yani tarih atlaslarını hazırlayan isim Faik Reşit Unat'tır öğretmenlerim. Seçeneklerde farklı isimler vardı arkadaşlar. Kimdi bunlar? Hemen bakalım. Öğretmenim Mustafa Çağatay Uluçay. Birkaç sene önce tarih ÖABT'ye yine sordular öğretmenlerim. Tarih derslerinde çevre incelemelerine önem veren ve bu noktada 8 dizilik bir makale çalışması yapan isim Batı Anadolu'da incelemeler yapıyor arkadaşlar. Tarih derslerinde özellikle çevre kullanımının önemini göz önünde bulunduruyor. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bir diğeri Ahmet Refik Altınay. Öğretmenlerim, halka tarih öğretmeye çalışan ve de bu yüzden tarihi sevdiren adam olarak tanınan kişi Ahmet Refik Altınay'dır. Özellikle arkadaşlar Sokullu Mehmet Paşa, Viyana önünde Türkler, Lale Devri, Samur Devri gibi bir takım eserleri var. Öğretmenim sayısız eser yazıyor. Bazı eserlerini halka yönelik anlaşılabilir bir dille, bazılarını da arkadaşlar akademik incelemeler üzerine yazıyor. Bir de arkadaşlar Gönül adında bir şiir kitabı da mevcuttur. Kendisi tarihi sevdiren adam olarak arkadaşlar halka tarih öğretip halkın tarih yönündeki genel kültür, entelektüel seviyesini arttırmaya çalışan bir isimdir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Özellikle Ahmet Refik Altınay bizler için önem arz eder arkadaşlar. Bir diğer önemli isim vardı seçeneklerde. İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Milli kişilik ve teknik kişilik ayrımını yapıyor. Ve özellikle milli kişiliği geliştirmek için işte Mustafa Kemal gibi, İsmet İnönü gibi isimlerin hayatlarının öğrencilere anlatılması, okutulması gerektiğini savunuyor. Lütfen dikkat et buraya. Özellikle arkadaşlar tarihi nasıl öğreteceksin? Tarihi nasıl izah ettim adlı önemli makale çalışmaları var. Ve özellikle arkadaşlar tarih öğretimi noktasında da bir takım ilkeler ortaya atıyor. Randıman, inisasyon, şahsiyet, muhip, travay gibi bir takım önemli ilkeleri var. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için önem arz ediyor. Bir diğeri ise öğretmenlerim Türk tıp tarihçisi olan Ahmet Süheyl Ünver'dir. Kendisi Türk tıp tarihi noktasında arkadaşlar yazma eserler üzerine çalışmalar yapıyor ve 200'e yakın eser yazıyor. Umumi tıp tarihi, Uygurlarda tababet, Türkiye'de çiçek aşısı ve tarihi gibi arkadaşlar önemli bir takım eserleri vardır. Ve arkadaşlar kendisi Türkiye'de yazma eserler noktasında bir kült, bir otoriteydi. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için önem arz eder. Öğretmenlerim bu dört sorudan yana aklınıza takılan, soru işareti yaratan bir durum var mı? Anlamadığınız bir isim, anlamadığınız bir düzey, anlamadığınız bir kavram var mı öğretmenlerim burada? Dönüş gelmediğine göre yok herhalde. Arkadaşlar bir diğer sorumuz. Bir öğretmen 9. sınıf tarih dersinde Türklerin tarih sahnesine çıkışı konusunda döneme ilişkin bir harita üzerinden dersini işlemiş ve özellikle ders sonunda öğrencilere Asya dilsiz haritası vererek öğrencilerinden bu harita üzerine Türklerin ana yurdunun sınırlarını çizmelerini istemiştir arkadaşlar. Özellikle burada benimsenen nedir? Burada benimsenen arkadaşlar mekan boyutu hangisidir arkadaşlar? Bir, tarih sahnesine çıkışı konusunda ders işlerken harita üzerinden işliyor arkadaşlar ve bunun sınırlarını çiziyor. Hem tarihi mekan var hem de imge mekan var. Öğretmenlerin bu mekan konusu çok ama çok önemlidir. ÖSYM soruyor ve ciddi anlamda zor bir konu başlığıdır arkadaşlar. Birazdan bütün mekan boyutlarını arkadaşlar tek tek sizlerle can alıcı noktalar üzerinden konuşacağız. Ama ÖSYM burada arkadaşlar
özellikle 2 ve 3 cevabını verdi bizlere. Bakalım öğretmenlerim neler konuşacağız arkadaşlar. Mekan türleri hakkında bilmemiz gerekenler 1. Mutlak fiziki mekan arkadaşlar. Herkes tarafından objektif olarak ölçülebilecek ve bilinebilecek olan mekandır. Buna göre arkadaşlar bir yerin coğrafi koordinat sistemi üzerinde, lütfen buraya dikkat et. Coğrafi koordinat sistemi üzerinde arkadaşlar dünya üzerindeki yerini arkadaşlar bilmektir. Bu açıdan baktığımızda herkes biliyorsa ve de herkes aynı biliyorsa öğretmenim burada mutlak bir fiziki mekan boyutu vardır. Örneğin Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı Malazgirt Ovası'nın haritadan gösterilmesi öğretmenlerim. Bu ne görüyorsanız o sorusunun cevabıdır. Yani mutlak bir mekan algısı geliştirmeye, fiziki bir mekan geliştirmeye çalışılmaktadır. Lütfen dikkat ediniz buraya. Bir ikinci boyut görece mekandır arkadaşlar. Görece mekan özellikle arkadaşlar geçmişte bir takım sebeplerden dolayı önemli olan fakat günümüzde önemini yitiren alanlar için kullanılır. Örneğin Urartuların başkenti Tuşba'nın günümüzde sadece bir turizm alanı olarak kabul edilmesi ya da öğretilmesi. Geçmişte çok önemli bir uygarlığın merkeziydi. Çünkü önemli bir uygarlık burada arkadaşlar kültürel süreçlerini tamamlamış bir devletleşme sürecini ortaya koymuştu. Ve arkadaşlar söz konusu kültürel süreçlerin tamamlanmasıyla beraber arkadaşlar ne oluyordu? Özellikle ama özellikle bir değişim ve dönüşüm süreci günümüzde yaşanmıştı. İşte yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin arkadaşlar anlatıldığı mekan algısı görece mekandır. Örneğin geçmişte mesela Semerkant çok önemli bir kültür merkeziydi. Ama günümüzde o kadar önemli mi? Belki değil. Ya da geçmişte İpek Yolu çok önemliydi. Fakat günümüzde o kadar önemli mi? Belki değil. İşte öğretmenlerim yaşanan değişimi ifade eden mekan algısına görece mekan adını veriyoruz. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bir diğeri yer olarak mekandır. Öğretmenim yer olarak mekan özellikle baktığımızda bir takım anlamları var. Üç anlamda kullanılıyor. İlk olarak bir olayın dünya üzerinde gerçekleştiği konum. İkinci boyutta bireysel ve grup kimliklerinin ifade edilmesi. Üçüncü boyutta ise arkadaşlar özellikle günlük eylemlerin gerçekleştiği yer. Yani öğretmenim aslında bir olayın gerçekleştiği yer bizim için nedir? Yer olarak mekandır. Lütfen dikkat ediniz buraya. Yani öğretmenlerim söz konusu tarihsel olay nerede geçmişse orası bizim için yer olarak mekandır. Bu yüzden yer olarak mekanda biz olayın geçtiği yere bakıyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz buraya. Bir diğeri öğretmenlerim tarihi mekan. Tarihi mekan nedir? Tarihsel açıdan özel bir öneme sahip çeşitli mekanlardır. Özellikle öğretmenlerim tarihi mekanlar boyutu üzerinden olayın yaşandığı yerde öğretmenin özellikle arkadaşlar ders anlatması ya da bir tarihi olayın yaşandığı alanda ders anlatması önerilmektedir. Öğrencilerde tarihsel süreci, tarihsel olayı anlamlandırabilmek için öğretmenlerim tarihi mekan kapsamında yapılan bir araştırmada özellikle arkadaşlar öğrencilerin tarihsel bilgi birikimini arttırdığından dolayı derslerin özellikle tarihi alanlarda arkadaşlar uygulanması istenmektedir. Yani öğretmenim inşallah atandığınızda bulunduğunuz yerdeki müzede ders işliyorsanız ya da bulunduğunuz yerdeki bir höyükte, bir öğren yerinde, bir antik kentte ders işliyorsanız işte bu nedir? Bizler için bir tarihi mekandır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Önem arz eder. Bir de İmge mekan boyutu var. İmge mekan ise gitmediğimiz fakat bir takım resimlerle, bir takım imgelerle, bir takım kartpostallarla, bir takım grafiklerle, bir takım animasyonlarla öğretmenlerim ya da bir takım dinsel simgelerle arkadaşlar hayal ettiğimiz, zihnimizde canlandırdığımız mekandır arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz buraya. İmge mekanda özellikle arkadaşlar öğretmen bir takım resimlerle, bir takım kartpostallarla, bir takım
görsel unsurlarla arkadaşlar mekanı öğrencinin zihninde arkadaşlar oluşturmaya, yani öğrencinin hayal ederek süreci arkadaşlar zihninde canlandırmasına çalışmaktadır. Lütfen dikkat ediniz. Bizler için önem arz eder. Mekan boyutu üzerinden arkadaşlar anlamadığınız bir yer var mı? Bakın, ne görüyorsanız orası veriliyorsa mutlak fiziki mekan. Bir mekanda yaşanan değişim veriliyorsa görece mekan. Olayın geçtiği yerden bahsediyorsa yer olarak mekan. Olayın geçtiği yerde ders işleniyorsa arkadaşlar tarihi mekan. Bir de öğrencinin gitmediği ya da kişinin gitmediği fakat bir takım görsellerle zihninde canlandırdığı yerden bahsediyorsa arkadaşlar imge, mekan söz konusudur. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için önemlidir. Bir diğeri, öğretmenlerim. Bir diğeri. Öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerini geliştirmek isteyen bir tarih öğretmeni sınıfa konuyla ilgili çeşitli kaynaklar getiriyor. Bu süreçte öğrencilerin ellerindeki kaynakları hem gerçek olmaları ve güvenirlikleri açısından hem de sundukları bilgiler açısından sorgulamalarını, aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit etmelerini istiyor. İşte burada öğretmenlerim, öğrenci hangi beceri alanına yönelik bir davranış ortaya koymuştur diyor. Arkadaşlar dikkat et, zaten sorgulama diyor. Zaten benzerlik ve farklılıklar diyor. Bununla beraber arkadaşlar kaynağın hem gerçek hem de arkadaşlar güvenirliği diyor. İşte bu nedir? Tarihsel sorgulamaya dayalı bir beceri boyutudur. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Ve baktığımızda özellikle tarih dersi 2018 programında arkadaşlar bir takım becerilerimiz var. Mesela diğer seçeneklerde yer aldığı için kronolojik düşünme becerisi. Öğretmenlerim, kronolojik düşünme tarih ilminin ya da tarih biliminin temelidir. Olayların ne zaman ve hangi sırayla meydana geldiğini bilmektir arkadaşlar ve zaman kavramlarını bilmeyi gerektirir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Özellikle burada çocuk hem zaman hem de takvim kavramlarını, çağ, asır, yüzyıl, hafta, ay gibi kavramları öğrenmek zorundadır. Arkadaşlar tarihsel kavrama becerisi, tarihsel metinleri kavrayarak metnin gerçek anlamını bilmektir. Böylece öğretmenlerim tarihsel boyutta özellikle bir takım olguları ve görüşleri ayırt edebilmektir. Tarihsel kavrama becerisi gelişmiş olan bir öğrenci özellikle metnin yazarını ve kaynağını belirtebilir. Söz konusu metinde geçen tarihsel olguları veya görüşleri arkadaşlar birbirinden ayırt edebiliyor. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bir diğeri tarihsel analiz ve yorum becerisi arkadaşlar. Öğrenciler tarihsel metni analitik bir bakış açısıyla inceleyebilen iyi bir tarih okuyucusudurlar, olmak zorundadırlar. Bunun için de arkadaşlar özellikle öğrencinin temel bir takım olguyu, doğru cevabı, en geçerli yolu bulma noktasında sahip olmaları gereken beceri tarihsel analiz ve yorum becerisidir. Tarihsel analiz ve yorum yapabilmek için de arkadaşlar öğrencinin bir şeyi kavramış olması, bir tarihi kişiliği, bir tarihi davranışı, bir tarihi olayı, bir değeri, bir tarihi kurumu arkadaşlar anlamlandırabilmiş, kavramış olması lazımdır arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Bu sebepten ötürü şöyle bir soru kalıbı gelebilir. Tarihsel analiz ve yorum becerisinin ön koşulu nedir arkadaşlar? Ön koşulu bizler için arkadaşlar tarihsel kavrama becerisini kullanmaktır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için önemlidir. Bir diğeri öğretmenlerim, tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisi. Öğretmenim, sorun merkezli analiz ve karar verme etkinlikleri, öğrencinin geçmişte insanların kritik anlarda yüz yüze kaldıkları bir takım ikilemlerle arkadaşlar karşılaşmalarını, bu ikilemlere hangi çözüm yollarının getirilebileceğini öğretmenlerim anlamlandırabilmeleridir. Söz konusu durumlarda öğrenci özellikle tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisinde söz konusu ikilemlerle karşı karşıya kaldığında bir takım kanıtlardan yararlanarak öğretmenlerim ne yapacak?
özellikle karar verme becerisini ve sorun analizini gerçekleştirmeye çalışacak. Burada arkadaşlar özellikle programdaki becerileri ÖSYM her yıl soruyor arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Programımızda var olan becerileri arkadaşlar seçenekler boyutu üzerinden açıklama yoluna gittik. Lütfen dikkat ediniz buraya. Bir diğer sorumuz ve bu akşamın son sorusu. Arkadaşlar tarihin gelecek olduğunu düşünen ve kendi görüşüne uygun belgeleri öğrenciler ile paylaşan bir tarih öğretmeninin Evans'ın sınıflamasına göre hangi tipolojide olduğu söylenebilir? Evans öğretmenlerim tarih öğretmenlerini 5 tipe ayırıyor. Ve öğretmenlerim tarihin gelecek olduğunu söyleyen öğretmen tipi relativist reformcudur. Yani ilerlemeci bir anlayış benimsemiştir. Bakalım bu tiplerle ilgili ne bilmemiz lazım? Hikaye anlatan tarih öğretmeni. Bir analitik idealisttir. Hikayeci ve ezberci boyutta öğretmen merkezli olarak arkadaşlar tarihi bir hikaye tarzında anlatmaya, içerik bilgisini vurgulamaya çalışmakta. Hikaye olarak anlattığı arkadaşlar içerikler biraz geleneksel olduğundan dolayı esasıcı bir anlayışı ön plana aldığını bizlere gösterebiliyor. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bir diğeri bilimsel tarihçi. Bir analitik pozitivisttir. Arkadaşlar bilimsel tarihçiler temel sorularda açık uçlu araştırmaları ön plan alıp bilimselliği ve nesnelliği vurgulamaya, öğrenci merkezli bir ders ortaya koymaya çalışıyorlar. Özellikle bir tarihçi gibi belge ve bulgulara yer verip kaynak sorgulamaya çalışıyorlar. İşte bunlar özellikle derslerinde pragmatizm yöntemini ön plana alanlardır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bir diğer öğretmenlerim sorumuzun da doğru cevabı olan relativist reformcu tarih öğretmeni. Bu bir analitik relativisttir. Bu öğretmenler genellikle geçerli kararlar verebilmek için tarihten ders çıkarılmasının doğru olduğuna inanıyorlar ve özellikle tarih geçmişe bakarak geleceği inşa etmektir. Boyutu üzerinden ilerlemeci ve yeniden inşacı, yeniden kurmacı bir anlayışla derslerini arkadaşlar anlatma yoluna gidiyorlar. Bir diğeri kozmik tarih öğretmeni tipidir. Bir spekülatif meta tarihçidir öğretmenlerim. Kozmik tarih öğretmenleri genellemeleri veya yasaları tarihin en ilginç anını oluşturan bağlantı ve olayları arkadaşlar kullanarak özellikle değerlendirme yoluna gidiyorlar. Lütfen dikkat ediniz buraya. Bu açıdan baktığımızda arkadaşlar özellikle ama özellikle kozmik tarih öğretmenleri tarih derslerinde ilahi bir kuvvetin olduğu, tarihi olayların öğretmenlerim bir ilahi plan dahilinde gerçekleştiğini bizlere anlatmaya çalışıyorlar. Ve beşincisi öğretmenlerim eklektik tarih öğretmeni. Arkadaşlar eklektizm denilen bir kavram var. Eklektizm nedir? Bir anlayışı olmayıp birden fazla anlayışı bünyesinde barındıran demektir. İşte eklektik tarih öğretmeni ana bir eğilimi olmayan, yeri geldiğinde hikayeci, yeri geldiğinde relativist, yeri geldiğinde kozmik davranışlar sergileyen, yeri geldiği zaman bilimsel bir tarihçi olan, yani ilk dört sınıflamanın özelliklerini barındıran ve özellikle öğrencilerde, özellikle öğrencilerde arkadaşlar, konuya göre farklı yöntemler uygulayan tarih öğretmeni tipidir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar ve Evans'ın arkadaşlar bu beşli sınıflaması iki defa bugüne kadar soruldu. Tekrar tekrar sorulabilir arkadaşlar. Özellikle eklektikte ana bir eğilim yok. Kozmik tarih öğretmeni dinsel bağlantılarla dersini anlatıyor. Relativist reformcu tarih öğretmeni tarihi bir gelecek olarak arkadaşlar görüyor. Bilimsel tarih öğretmeni belgelere, bulgulara, sorulara yer vererek süreci yönlendirmeye çalışıyor. Hikaye anlatan tarih öğretmeni ise öğretmenlerim dersini bir hikayeci boyutta ezber mantığını da ön plana alarak esasici bir gelenekle anlatma yoluna gidiyor. Hangisi öğretmen merkezlidir? Tabii ki de öğretmenim özellikle hikayeci tip öğretmen merkezlidir.
lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önem arz eder. Anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Ya da aklınıza takılan bir yer var mı? Evet arkadaşlar, katılım için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir soru işareti varsa Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.